Dünya Sağlık Örgütü bu yöntemi 40'ın üzeri hastalıkta tamamlayıcı bir yöntem olarak kabul etmektedir. Bu yöntemin tarihi geleneksel Çin tıbbı kadar eskidir. Ben Güven Sağlık Grubu'ndan Profesör Doktor Deniz Evcik, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanıyım. Bu videoda size akupunktürün etkinliğinden bahsetmek istiyorum. Akupunktür yardımcı, tamamlayıcı bir tedavi yöntemidir. Akupunktür uygulaması çok ince, özel iğnelerle yapılır. Vücutta enerji akımını sağlayan enerji kanalları ve cildin hemen altında direnç noktaları vardır. Akupunktür ile bu noktalar uyarılır ve bu şekilde hastalıklar tedavi edilir. Akupunktür yöntemi iki tarzda yapılabilir. Kulak akupunktürü ve vücut akupunktürü. Kulakta organlarımızı temsil eden yerler vardır. İğneler bu bölgelere yerleştirilir. Vücut akupunkturunda ise enerji kanalları ve direnç noktaları uyarılır. Akupunktur uygulamaları seans seans yapılır. Hastalığa göre sayısı, sıklığı değişebilir. Genel olarak uygulanan haftada 2 uygulamadır ve 8-10 seans devam edilmesidir. Ancak bu daha az olabilir veya hastalığına göre uzayabilirdi. Biz Güven Sağlık Grubu olarak akupunktür tedavisini klasik iğne, elektro akupunktür ve iğne fobisi olanlar için de lazer akupunktür tedavisi olarak uygulamaktayız. Hastalarımızı akupunktür tedavisine almadan önce ayrıntılı bir şekilde fizik tedavi muayenesinden geçirmekteyiz. Akupunktür tedavisini kas iskelet sisteminin tüm ağrılı olgularında kullanmaktayız. Bunlar içerisinde omurga ağrıları, baş, boyun, bel ağrıları, migren tedavisi, diz ağrıları, kalça ağrıları, ayak ağrıları, fibromiyalji sendromu dediğimiz yumuşak doku romatizmaları, miyofasiyal ağrılar, kas ağrıları, tüm bunlar akupunktür tedavisi içerisinde yer almaktadır. Ayrıca kilo vermeye destek olarak da akupunktür tedavisini yaygın olarak uygulamaktayız. Bu kanaldan sizlere fizik tedavi ve rehabilitasyona dair paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz. Kanalımızı bu linke basarak takip edebilir ve yeni eklenen videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalımızdaki diğer fizik tedavi ve rehabilitasyon konulu bilgilendirme videolarına da buradan ulaşabilirsiniz.